Ve İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı'na çelenkin sunulması, İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Kadir Yıldız'ın konuşmaları, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için sizleri saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ödül törenini arz ederim. Şiir yarışması 1. kademe. Şiir dalında dereceye giren ilköğretim 1. kademe birincisi Şeker İlkokulu 2A sınıfından Ayşenur Dumlupınar'ı şiirini okumak üzere davet ediyorum. Türk polisi severiz biz hepinizi, kim ne derse desin size, inanmayın kanmayın, milli sever hepinizi. Türk polisi severiz biz hepinizi, gece gündüz demeden Edirne'den Kars'a gidersiniz seve seve. Türk polisi doymadan yavrumuza bu vatan millet uğruna nice canlar verirsiniz. Severiz biz hepinizi. Türk polisi her daim çalışırsınız. Yakalarsınız kötülüğü. Minnettardır bu millet. Severiz biz polisimizi. Tüm kalbiyle ülkeyi savunan, işte onlar sonsuz kahraman. Türk bayrağının kanadında, ulusun kucağında, gece gündüz dağda bayırda, koşar milletinin yanında. Dimdik durur haksızlığın karşısında, yüreğiyle gider eşinin başına. Canını koymuş bu yola, eğmez başını asla. Nöbet tutar sokaklarda, korumasız bırakmaz bizi asla. Senin aklına dönmez hatta, hayatta helal et sen de hakkını bana. Canımızı malımızı emanet ederiz polise. Hırsızlar giyse bile değişik elbise, suçluyu mahkemeye sevk eden haklıyı temize. Onların sayesinde huzurlu geliriz evimize. Yatar uyuruz rahatça güvenerek onlara. Biz kontroller için polis çıkar yollara, sarılırız biz de güvenle her zaman. Onun açtığı sevgi dolu kollara. Allah Allah. İnsanlarla boğuşup yıllarca çalışmak, onlarca kişinin arasından sıyrılıp kazanabilmekti. Sınavlara katılmak, akademilere girmek, yüksek okulları kazanmak. Peki, hiç sordunuz mu kendinize hangimiz polis olmanın sınavlardan ibaret olduğuna inanıyor? Belki de polis olmak, birçoğumuzun hayali olmak ile birlikte gecenin zifiri karanlığında bizi korumaktı. Mavi kırmızı saçlı ışıklarıyla gecelerimizi aydınlatan, hayatımızı uykusuz gecelerde koruyan kahraman insanlar. Belki de polis olmak, arkadaşı şehitlik mertebesine ulaştığı zaman vatan sağ olsun diyebilmekti. Belki de polis olmak, uykusuz gecelerin karanlığında önce vatan diyebilmekti. Thank you.